Barcelona Olimpiyat Stadyumu rekoru 12.60'la Demokratik Alman Corneli Oşkenat'a ait 1989'da Dünya Kupası'nda kırmıştı bu rekoru Oşkenat. Evet, heyecan doruktu artık. Avrupa Şampiyonaları tarihinde ülkemiz açısından bir ilk, bir sprint dalında bayan sporcumuz finalde çok teknik zor bir dal 100 metre engelli. Nevin Yanıt, yılların getirdiği tecrübesi de var artık. Çok formda, çok güçlü ve burada altın madalyanın en büyük adaylarından birisi. Kürsüde yer alacağına yürekten inanıyoruz ama umuyoruz altın madalya alacak. İşte Nevin ekranlarda. 3 numaralı kulvarda koşuyor Nevin. Çıkış verildi. Yarış başladı. İyi çıkış yaptı Nevin. Atletler beraber koşuyor. Nevin Yanıt engelleri önde koşuyor. Derwin O'Rourke zorluyor. Nevin Yanıt altın madalyaya koşuyor. Derwin O'Rourke onu geçiyor gibi. Nevin Yanıt. Nevin Yanıt altın madalya uzanıyor. 12.63 derecesi. 12.63. Müthiş bir derece. Türkiye rekoru. Nevin Yanıt altın madalya alıyor. Müthiş bir derece. Nevin Yanıt yıllarca çalıştı, yıllarca çalıştı. Pek çok büyük şampiyonada yarı final koştu Nevin Yanıt. Ve artık altın madalya Türkiye'nin. Nevin Yanıt'ın büyük sevinci ekranlara yansıyor değerli seyirciler. Müthiş bir final koştu ama bu altın madalya geliyorum diyordu. Sezon boyunca çok başarılıydı Nevin Yanıt. Önce Türkiye rekorunu 12.74'e geliştirdi. Burada yarı finalde 12.71 koştu, finale yükseldi ve şimdi 12.63 koşuyor. İrlandalı O'Rourke'u geçiyor. O da kendi ülkesinin rekorunu kırdı 12.65'te ve Alman Nitra, Avrupa'da yılın en iyi derecesini yapan Nitra 12.68 koştu değerli seyirciler. Altın madalya Türkiye'nin. Nevin Yanıt ekranlarda. Büyük sevinç yaşıyor Nevin Yanıt. 2007 ve 2009 dünya şampiyonalarında yarı final koşmuştu. 2008 dünya salon şampiyonasında yarı final koşmuştu. 2008'de olimpiyat oyunlarında yarı final koşmuştu. Hepsinde elenmişti. Hepsinden sonra kendisiyle röportaj yapmıştım. Zaman zaman moral bozukluğu, zaman zaman umut.